Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yıllardır Beşiktaş'ı takip ediyorsun. İkinci Şenol Güneş dönemi, başkanın ifadeleri, hocanın anlatımları, Ceyhun Bey'in ifadeleri. Tabii orada açık yüreklilikte sorulan sorular da vardı. Beşiktaş'ı takip eden muhabir arkadaşlarımız gerçekten çok net ve çok somut gerçekçi sorular da sordular muhataplarına. Senin sormak istediğin bir soru var mıydı? Sordum bir tane. Sordum biliyorum. Onun haricinde başka bir soru Yok, var mıydı? Çünkü e, çok kalabalıktı. Yani ben zaten çok kalabalık basın toplantılarında katılan gazetecilerin bir soru sormasını e, sorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok kalabalık gerçekten. Herkesin kafasındaki soruları başkası sorabilir diye ha bir tur atılır sıra sana gelirse gene sorar. O yüzden ben bir tane sordum. E, ya şimdi Hoca da ve e, Ahmet Nur şunu gördüm. Böylesine işlerde heyecan çok önemli. Şimdi ilk kez gelen birinde heyecan olur. Olur olur tabii. Tabii ki. Bir kulübe, bir işe ilk kez başlayan kişide inanılmaz bir heyecan olur. Şimdi ikinci kez gelişte o heyecan var mı? O çok önemli. Var mı sana göre? O havayı kokladın mı? Evet. Yani hoca ilk salona girdiğinde falan da böyle bir sürekli daha önce buradaymış gibi değil de sanki orada yeni başlamış gibi bir heyecanı vardı. Onu çok rahat görebiliyoruz ama bu heyecan nasıl oluyor? Bir süre dinlendikten sonra oluyor. Çünkü hakikaten zaman zaman teknik adamların dinlenmeleri, e, dinlenmeleri de, gerekir. Bazen bir sezonu boş geçirmesi gerekir. Bazen de e, uzun süre çalıştıktan sonra söylüyorum onu tabii ki başka bir takıma gidersin, başka bir e, maceraya doğru yelken açarsın. Sonra gelirsin. O yenilenme önemli. Ee, tabii ben bunu Şenol Güneş için söylemiyorum. Yani bazı hocalarda yenilenmeye gerek yoktur. Çünkü evet. çok hırslıdır. Çok başarılı. açtır Fatih Teri, işte Mustafa Hoca, Şenol Hoca bu tarz hocalardır. Yani bu yaşa gelip de bu coşkuyu, bu heyecanı hissetmesi güzel. O önemli. O Ahmet Burçevik'e de, de o mutluluğu gördüm. E çünkü aslında bu kulübe başkan olduğu ilk günden beri çalışmak istedi hoca Şenol Güneş'te. Ama şartlar Başka yere doğru götürüyorsun seni tabii ki. Ee, Sergen Hoca'yla ki bence o günün en doğru tercihiydi. İyi bir başarı elde etti. Hakikaten kimsenin, yani orada Sergen Hoca'nın e, hakkını vermek lazım. Kimsenin favori, favori göstermediği Beşiktaş'ı getirdi, şampiyon yaptı. Öyle ve böyle şampiyon oldu. Son haftalarda da o Abu Bakar krizine rağmen çok büyük bir krizdi. Ee, dolayısıyla bu kez Şenol Güneş'in daha doğru tercih olduğunu düşünüyor yönetim. Tabii bunu biraz da zaman gösterir. Bu her şey saha için sonuçla ilgilidir. Ama sosyal medyaya baktığınızda, e, gelen tepkilere baktığınızda olumlu. Yani hocayla o günleri özlemişler. Eski günleri. Ama tabii ben de bir soru sordum. Onu da tabii e, bazıları anlayamadı. Ne sormuştun? Hocam, dünkü Güneş. güneşte bugünkü çamaşır kurutulmaz. O da hemen not aldı. Dedi güzel söz. Dedim sizin tarzınızdır bu Türk mesajlar. Doğru söylüyorsun. Neden onu sorduk? Çünkü dünkü Güneş vizyonu anlayışı çok daha farklıydı. Bugünkü Güneş'in çok daha farklı olması lazım. Çünkü konjektör değişti. Efendim, camiada yönetim değişti. Yeni bir yönetim geldi. Kadro. Onun üzerine bir kadro. şampiyonluk daha en oldu. Kadro. kadro değişti. O Güneş hepsinden sıcak öte verecek futbolcular. Çok şey değişti. Şimdi yenilenmesi lazım. Ama ben biliyorum ki hocanın görev yapmadığı sürece süreçte haftada birkaç gün kurmaylarıyla teknik, taktik, günümüz futbolu, gelişen futbol, futbolluk yenilikler üzerine Bayram Hoca var ekipte. Toplantılar yaptığını çok net biliyorum. Böyle toplantılar yaptığını çok net biliyorum. Yani böyle gelip yeni baştan başlayacak bir durumda değil. Zaten bu işin içerisinde çalışıyor, ediyor, maçları seyrediyorlar. Ekiplerini bu arada milli takım olayı da vardı. Futbol direktörlüğü. Bir yandan da onun çalışmalarını da yapıyordu. Ama bir yandan da Beşiktaş'ı takip ediyordu. Hatta <laughs> bu şu kadar da Milli takım çalışmaları içerisinde bir takım sponsorluk görüşmeleri de yaptı. Çünkü futbol direktörü. Hmm. Fut, milli takımın patronu, teknik direktör anlamında demiyorum. O 21'den tutun genç yaş grubuna kadar hepsini. Görevdeyken mi yaptığını söylüyorsun? Hayır hayır patronu olduğu zaman. planlaması yok yok. E şu anda. Şu anda. Yani şu anda Aynı derken anda bundan Trabzon, birkaç gün öncesine hayır, Trabzon'da vardı yani. Trabzon'da ismi geçiyordu. Hayır ben ne diyorum sana? Ya ben bu bilgileri çok yakından takip ettiğim için. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hani ne oldu milli takım diye başından sonuna kadar seyretmedikleri zaman böyle boşta kalıyorlar. Tek ayak üzerinde yakalanıyorlar. O dönem hatta Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı, prensipte anlaştı denildiği gün Şenol Güneş milli takımdaki projeler için kurmaylarıyla toplantı yaptı. Levent'li bir yerde. Daha da adres vermeyeyim. Biz yani o sürekli basın kartını boşuna taşımıyoruz arkadaşlar. Bazıları böyle yazıyor, çiziyor. Ama Beşiktaş teklifi onu geri adım attırdı. Bugün Valerian İsmail Hatay maçını kazanmış olsaydı belki Şenol Hoca futbol direktörüydü milli takımda. Hayat bu. Hiç düşünmeden kabul etti. Milli takım için görüştüklerinden de izin aldı. Müsaade aldı. Yani beni affedin. Çünkü hoca her hafta, her gün o heyecanlı, kaotik ortamı yaşamak istiyor. Lig performansı. O apayrı motive eden insanı. Bakın o bir insanı apayrı motive eder. Onu istiyor bana kalsa ben derim ki ya hani milli takım daha iyidir ayda yılda bir işte falan seyahatler dersin yatarsın maçı, takip edersin falan ama bazı insanlar öyle, öyle değil. değil ama bu söylediklerine şimdi bu kadar çalışan bir Şenol Güneş'e bakıyorum şimdi mesela günün sonunda geldik Bayram Bektaş'la beraber kendisi başarısız Bayram Bektaş başarısız yani bunları çalışıp yenileyen bir yasamın biraz böyle daha böyle farklı ben Şenol Güneş'i başarısız bulmuyorum ki ben Şenol Güneş'in son iki senesine bakmıyorum ki kendisinin geneline bakıyorum Beni dünya üçüncülüğü dünya kupasına götürmüş. Dünya üçüncülüğü getirmiş. Avrupa şampiyonluğu. Avrupa getirmiş. yani bak mesela Beşiktaş'ta bak Beşiktaş'ta iki şampiyonluğu var. Son iki senesinde kendisine bobik uygulandı. Bana bir tane hoca söyler misin? Şampiyonlar Ligi'nde. Bobik iki sene uygulanıyorsa Şenol Güneş istifa edecek abi. Ben bir bitireyim. Bana bir söyler misin? Şampiyonlar Ligi'nde namaluk gruptan çıkan 5. maçından sonra 5. maçını oynadıktan sonra namalup gruptan çıkmayı garantileyen ve son maçını Bundesliga ikincisi Leipzig'de oynayıp yedekleriyle kazanan bana bir tane teknik direktör daha söyler misin? Türk daha sayı var. Namalup çıktı bir kere. Hayır hayır yedekleriyle. Bak 5. maçta garantiledi. Şenol Yedek... Hoca. Şenol Hoca. Yedekleriyle kazandı. Leipzig'i Bundesliga ikincisi. Ya Lens'te maç kazandı ya. Serdar Bey Şenol Hoca. Bak. Kariyerli çok. Geçmiş diyor büyük yani. bir teknik senin adam. Söylediğin tek onu <laughs> senin söylediğin şu anda Onu diyorum. <laughs> senin söylediğin şu anda geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi Bayram Hoca başarısız değil mi Bayram bak, Hoca? Şenol Hoca da başarısız bak, sona şimdi baktığımız zaman. Ne değişti de Bayram Hoca'yı getirdi hoca? Bir düşün bakalım. Bayram Hoca neden olabilir? Adam bugün söyledi toplantısında. Ben Bayram Hoca'yı çok dedi? severim. E dedi ki Fransızcası var Bayram Hoca'nın. Hmm. Takımın resmi dili Fransızca gibi olmuş. <laughs> Olmasa gelmeyecek miydi? Bir yani? tane o belki gelmeyecekti. Milli, bu takımda, arada da yanında, kenarda milli bırak... takımda milli için vardı. O yüzden bu arada, yani. milli bak, takımda o yüzden vardı. Bu arada bir tanesi elendi. Yani Bayram Hoca o yüzden öyle geçti. Fransızcası var. Çok Fransızca konuşan var. Ya futbolda dün dündür, bugün bugündür. Bir de bir tane daha önemli bir laf var. Futbolda doğru yerde, doğru zamanda, doğru yerde olmak. Bu bir Mustafa Denizli'nin futbolda da söylediği bir laftır. Sen Seher teknik var. direktör olarak doğru zamanda doğru yerde ol, olursun bazen. Bazen olmazsın. Bak Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim 2002 Dünya Kupası Trabzonspor'daki dönemi, kadrolara bakıyoruz. Tekrar en son Fransa'yı yendiğimiz iki maçta bir dört puan toplayıp orada gruptan çıktığımız maç. Beşiktaş'taki şampiyonluk. Sonrası Fatih Hoca, Mustafa Denizli bu saydığımız isimler hepsi çok iyi kadrolarla yaptılar. Tamam. Şimdi bugün Şenol Güneş, Fatih Terim işte Mustafa Denizli gibi isimler böyle dar bütçeyle bu başarıyı elde edecekler ki o zaman farkını ortaya görecek. Zaten bunu Vallahi İsmail üzerinden konuşmuyorum. Vallahi İsmail'in ben <laughs> geldiğinden beri Beştaş'la olmayacağını üç aşağı beş yukarı biliyorduk. Ama şimdi Şenol Hoca mesela bakıyorum. Hemen aklıma gelenlere bakıyorum. Mario Gomez, Pepe, Talisca, Adriano, Cenk, Dembaba, Marcelo, Tosic. Yedekler dedin ya. Yedekler aklıma geldi. Yedekleri de bir 11. Kaleciyi Kaleciyle Bugün... saydın mı şey satıldı sonra? Ee, şey, ya? E... Çok iyi kaleciydi. Fabri. 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 Beşiktaş'ın bana göre o dönemdeki en başarılı adamlarından bir tanesi. Bu aklıma gelenler. Şimdi bakarsam çok daha isim çıkar. Böyle bir kadronun yedekleri şimdi Jesus nasıl başarılı? Yedekleri de çünkü ikinci bir takım. Yedekler başarılı olması için var. 5-6 tane stoperi vardı ya. Bugün 5'te şu anda stoper listeden kanıyor. Sayısı yok. Montero ve Talha ile beraber geçen hafta mağlubiyette sorumlu gösterildi. Alacak herhalde oraya bir stoper. Yani devre Bader. arasında Fener'de alacak, da alacak. Diyeceğim o ki sevgili Aykut. Şenol Hoca'nın, Fatih Terim'in, Mustafa Denizli'nin iyi kadro verirseniz. Uçururlar. Uçururlar. Niye o zaman başka bir takıma gittikleri zaman ya da bir takım başka takımı kabul etmiyorlar? Şenol Hoca'nın bana göre şu anda ben iyi bir Şenol Hocayım. Burada Şenol Hoca'yı eleştirdiğim için kimse anlayamaz. Şenol Hoca'nın milli takımı ilk <laughs> geldiği zaman o güneş doğuyorlarla beraber Türkiye bir harekete yani kalktı. Haksızlık değil. etmeyelim. Şimdi e, tabii ki haksızlık. Başarılar bak. Dünya 3. Dünya şampiyonu, 2002 Dünya Kupasında sabahlara kadar uyutmadık. Bizler dışarıdaydık. O dönemde basketbol televizyon bambaşka bir senedi o sene. Ben sana Ama şunu futbol iyi. o milli takımından ya 7 tane savaş, aynı takım var. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş. Yaşları ilerledi. Kabul ediyorum. Tamam. Futbol topu bu adamları görse ayağa kalkar ceketini ilikler. Güzel. Bak. Bu adamlar sağlıklı olduğu sürece, Allah sağlık verdiği sürece, beyinleri sağlıklı olduğu sürece, efendim eli ayağı tuttuğu sürece teknik direktörlük yapabilirler. Şimdi Aman. diyorlar ki yaşı ilerledi falan Ya yaşı ilerledi Yani adamlar demans değil Adamlar azamir değil Adamlar Allah aşkına çok sağlıklı Allah hepsine ömür versin İstedikleri sürece yaparlar Yaparlar Bu kadar, o o kadar yaparlar. Da net Yaparlar Ama niye bu Türkiye'den başka bir yere çıkmıyorlar Sevgili Serdar Niye çıkmıyorlar ya, arkaların... Biz Mustafa Denizli Ser... Savaş, Savaş Deniz Arkalarına Şemim... gelen hocaları sayalım Bak arkadan vazgeçtim Mustafa Denizli, Şenol Abdül... Güneş, Fatih Derim ab... Türkiye'de var Sayalım o zaman e, Sayalım, madem sayalım Savaş sakin Abdullah Hoca var Mehmet Özdürekler var de Ben o ekibi Samet Aybay'a bir de ekliyorum. O <laughs> efendime söyleyeyim. E şimdi yeni nesil Volkan hocalar var. Çağdaş hocalar var. Bunlar varsa bunların bu saydıkları hepsi mutlaka bu dört hocayla Yılmaz Bural'a da katalım. Bu beş hocayla mutlaka ve mutlaka futbolculuk döneminde bir yerde denk gelmişlerdir. Güvenç de de Hoca'ya da Onlardan çok şey öğrenmişlerdir. Ama bu arkadaşlar da bu yeni nesilde Onlardan öğrendiklerini üzerine başka bir şey katacaklar. Sonra onlar onları öğretecek. Ama bu adamlar sağlıklı olduğu sürece bu işleri yapabilirler. Şimdi Valerian İsmail iyi bir antrenör olabilir. Mezun olduğu okul çok prestijli bir okul olabilir. Ama ben burada bir kez daha söylüyorum. Beni kimse bu konuda yalanlayamaz. Bu kadro Valerian İsmail e ekmek arası yapar. Dedim ben yerler. Yaptı zaten. Yönetmek başka bir şey. İşte bu adamlar yönetebiliyorlar. Ya Kovarejma ile 4 sene aralıksız çalışan kaç tane hoca vardır Kovarejma'nın kariyerinde? Onu dört sene idare edebilmek kolay mı ya Kovarejma gibi adamı? Mesela. Bak saydın demin isimleri. Gomezler, Negredolar, Babeller, Dembabalar, Abu Bakallar, neler neler.